Merhaba YouTube. Bu videoda Shlongboard nasıl yapılır ona bakacağız. Shlongboard nedir? Shlongboard normal bir kaykayın dingillerinin uçları alınıp buralardan buralara alınıp böylece dingil aralıklarının uzatılmasıyla ve daha yumuşak tekerler takılmasıyla oluşturulmuş bir kaykaydır. İsmi short longboard'dan gelir ve biraz daha uzun yolculuk yapmak için ve ya longboard gibi kullanmak için kullanılabilir. Short longboard. Budur. Benim bu board'u tamamlamam biraz uzun zaman aldı. Çünkü üzerinde farklı zamanlarda çalıştım. Ama aslında siz gerekli malzemeler sizde bulunduğu sürece toplamda bir saatte bile yapabilirsiniz. Şimdi çeşitli zamanlarda çektiğim fotoğraflar eşliğinde bunu nasıl yaptım bakalım. Öncelikle zımpara sanatıyla başlayalım. Grip tape artı bu şekilde çevirdim. İnternetten bir tane görüntü buldum. Bunun kaykayın üzerinde nasıl görüneceğine dair bir taslak hazırladım. Bunu bir kağıda çizdim. Negatifini aldım. Aldım bu negatifi board'un üzerine koydum. Bu bir A4 kağıt. Tebeşirle oraları çizdim. Buna kısaca stencil diyoruz. Daha sonra da bir maket bıçağını alıp tahtayı kaldırarak o işaretli yerlerden bunu uyguladım. Tahtanın rengi bence çok güzel ve o yüzden onu o şekilde korumak istedim. Çünkü yukarıdan bakarken yoksa sadece grip tape'i görüyorsunuz. Occupy gezi yazısını da aynı şekilde buraya uyguladım. Tebeşirle maket bıçağıyla o bölümleri çıkart. Daha sonra karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Ben biraz vernikle bunu korudum ve aslında bu şekilde biraz da kaykayı sürdüm. Çünkü çok kişiselleştirilmiş bir kaykay oluyor. Bence bu şekilde çok daha size ait oluyor ama bunu bir shlongboard'a çevirmek için yeni delikler açmalısınız. Kullandığım aletler basitçe bu. Ölçüleri aldıktan sonra 4 tane yeni delik açmak için ben bir tane düz bir tane yıldız tornavida kullandım. Ama size kesinlikle matkap kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü öncelikle 4 tane deliği açmak, toplamda 8 tane deliği açmak 2 saatten fazla zamanımı aldı ve burada çok önemli bir şey. Açtığınız yeni deliklerin bir önceki deliklere paralel, tamamen paralel olması gerekiyor. Küçücük bir hata yapsanız bile kaykayınız sağa veya sola çekebilir. Yolda giderken de bu çok çok iyi bir şey değil elbette. Burada bir önemli husus daha var. Bu da dingillerin ve tekerlerin yere, dingillerin özellikle yere değme açısı. Şimdi normalde dingiller biraz daha gerideyken belirli bir açıyla değiyorlardı. Ama board'un uçları kalkık olduğu için bu açı biraz bozulmuş oluyor ve bu sizin rahat dönmemeniz demek. Ama arada bu yeşille belirttiğim alanda yükselticiler koyarak aslında orijinal açıya yakın bir şeyi tekrar kurmaya çalışıyoruz. Burada kullandığım yükselticileri görebilirsiniz. Ben kiroları kullandım. Aynı bu shinkler için de bu kırmızı gördüğünüz parça için de kiroları kullandım. Tekerlek olarak da penny kullandım. Çünkü 30 euro oldukça uygun bir fiyattı benim için. Ve beyaz olmasını istedim kullandığım tekerlerin board'un rengiyle de uyması için. Burada da gördüğünüz şeyler aslında benim board'un altını temizlemek ve onu tekrar boyayıp aynı şeyi aşağıya da uygulamak için kullandığım şeyler. Böyle. Özetle benim kaykayımın bir shlongboard'a dönüşme hikayesi budur. Görüşürüz. Dikkatli sürün. Kask falan takın.